Bir bakalım, ekranda 2017 ileri seviye kalkülüs sınavındaki meşhur patates problemi var. Tencerede pişmekte olan bir patates t eşittir sıfırda tencereden alınarak tabakta soğumaya bırakılıyor imiş. Patatesin o anki yani t eşittir sıfırdaki iç sıcaklığı 91 derece celsiusken t büyüktür sıfır olarak tanımlanabilecek diğer anların hepsinde de 27 derece celsiustan büyükmüş. Bu noktada o da sıcaklığının 27 derece olduğunu düşündüğümü söylemek isterim. Patates sıcaklığının zaman geçtikçe 27 dereceye yaklaşması ama 27 dereceden büyük kalmasının sebebi de bu. Patatesin t dakikasındaki sıcaklığı dh bölü dt yani iç sıcaklığın zamana göre türevi eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı h eksi 27 yani iç sıcaklıkla oda sıcaklığının farkı diferansiyel denklemini sağlayan h fonksiyonu ile modellenebilmektedir. h t derece celsius türünden ölçülürken h 0 eşittir 91'dir. Evet a'ya geçmeden isterseniz diferansiyel Demin bize ne anlatmaya çalıştığını inceleyelim ve olan bitenin mantık çerçevesinde olup olmadığına bir bakalım. Hemen eksenleri çizerek başlayalım. Bu y eksenimiz ve bu da t eksenimiz. Oda sıcaklığının 27 derece olduğunu söylemiştik. Şu şekilde gösteriyorum. Evet, oda sıcaklığı bu. Buna ek olarak t eşittir 0'da patatesin iç sıcaklığının 91 derece olduğunu da biliyoruz. 27 burası ise de yaklaşık olarak burada bir yerde olur. Bunların hepsi derece Celsius türünden ölçümler. Mantık olarak patates tencereden alındıktan sonra soğumaya başlar öyle değil mi? Patatesle oda sıcaklığı arasında büyük büyük bir fark olduğundaki değişim oranı, fark küçük olduğundaki değişim oranından büyüktür. Bu varsayımların sonucu olarak da grafiğin buna benzeyen bir grafik olduğunu ve t eşittir 27'ye asimtot yapacağını söyleyebiliriz. Evet, bize verilen bilgiler ışığında böyle bir grafik beklemek son derece mantıklı. Ayrıca soruda verilen diferansiyel denklem de bununla tutarlı bir denklem. Bakın t'nin sıfırdan büyük tüm değerleri için buradan negatif bir sonuç elde ederiz çünkü aşın 27 dereceden büyük olduğunu biliyoruz. Evet, bu kısım pozitif olur ve bunu eksi 1 bölü 4 ile çarpınca da negatif bir sonuç elde ederiz. Evet, son derece mantıklı. Neden? Çünkü patates soğuyor. Buna ek olarak değişim oranının patatesle oda sıcaklığının farkıyla orantılı olmasının da mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Fark büyük olduğunda değişim oranı daha büyük, fark küçüldüğünde de daha az negatif olacak ve bu şekilde t eşittir 27'ye asimtot yapacak. Artık sıra geldi a maddesine h fonksiyonuna t eşittir 0 da teğet olan doğrunun denklemini yazın demişler. Ve bu denklemi kullanarak t eşittir 3'te patatesin iç sıcaklığının ne olacağını tahmin etmeye çalışın diye de eklemişler. Peki ne yapacağız? İşe t eşittir 0'da ne olduğuna bakarak başlamamız lazım. Teğet doğrunun eğimi ki bu bahsettiğim buna benzeyen bir doğru olacak. Bu doğrunun denklemi y eşittir m yani teğet doğrunun eğimi ki bunun da tam bu noktada dh bölü dt çarpı t artı y ekseni kesim noktası formunda olacağını biliyorum. Peki y ekseni kesim noktası nerede? t sıfırken denklemin 91'e eşit olduğunu biliyoruz ve bu da doğrunun y eksenini tam da bu noktada yani 0,91 noktasında keseceği anlamına geliyor. h'ın t'ye göre t eşittir 0'da yani bu noktadaki türevin nedir diye sorsam bana ne cevap verirsiniz? İşte burada bunu h üssü t olarak da ifade edebiliriz. Evet h üssü 0 eksi 1 bölü 4 çarpı H0 eksi 27. Peki başlangıç sıcaklığı neydi? 91. Soruda verdikleri bilgilerden biri bu. Hatta grafiği çizmek için biz de bu bilgiyi birkaç kere kullandık. 91 eksi 27 64 eder. 64 çarpı eksi 1 bölü 4'ten de eksi 16 elde ederiz. Evet burası eksi 16'ya eşitmiş. Böylelikle h, y, t eşittir 0'da teğet olan doğrunun denklemini bulmuş olduk. Bir kere daha yazacağım. y eşittir eksi 16t artı 91. Evet buradaki teğet doğrunun denklemi bu, eğimi bu. Şimdi de bu denklemi kullanarak t eşittir 3'te patatesin sıcaklığının ne olduğunu tahmin etmemiz lazım. Bu artık kolay. Buranın t eşittir 3 olduğunu düşünelim. Bu modelin tanımladığı sıcaklığı tahmin etmeye çalışıyoruz ve bizden bunu bu doğrunun denklemini kullanarak yapmamızı istiyorlar. Doğrunun t eşittir 3'te bize hangi değeri vereceğini bulacağız. Bir bakalım. Eksi 16 çarpı 3 evet artı 91. Eksi 48 artı 91 43 eder. Evet 43 derece Celsius. Bu T eşittir 0'da H'ye teğet olan doğrunun denklemi bu da doğrunun denklemini kullanarak T eşittir 3'te patatesin sıcaklığı için bulduğumuz tahmini değer.